Bodrum Kent Konseyi Bodrumlular Bodrum'a sahip çıkıyor adı altında başlatılan imza kampanyasında 19 bini elektronik ortamda, 15 bini ise ıslak imza olmak üzere toplamda 34 bin imza toplandığını açıkladı. İmza kampanyasının sona erdiğini ve çok sayıda yurttaşın bu kampanyaya destek verdiğini ifade eden Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu, Kent Konseyi'nin kentimize sahip çıkmak adına yaptığı etkinlikler devam etmektedir dedi. Bodrum Kent Konseyi adına Yaman Olgaç tarafından okunan basın açıklamasında 44 kurum ve 5 parti ilçe örgütünün de metni imzaladığını, dilekçede bir tanesi hariç mecliste yer alan tüm partilerin imzası olduğunu özellikle vurgulayarak şu ifadelere yer verildi. Ortakent Yaşlı Yalısı'nda dini tesis ve kültür merkezi yapılması projesi ortaya çıkmıştı. Kent Konseyi olarak TOKİ projeleriyle birlikte Bodrum kimliğini çok değiştireceğini düşünerek bu değişikliğin tartışılması için tüm paydaşlarımıza ve Bodrum halkının katılımına açık olağanüstü bir genel kurul düzenledik. 12 Nisan 2016 tarihindeki genel kurulda bu iki projeye de karşı çıkılmasına ve bu amaçla yapılacak çalışmaların planlanması için bir çalışma grubu kurulmasına karar alındı. Kurulan çalışma grubu Bodrum'un belki de tüm kent konseylerinin tarihindeki en geniş katılımlı çalışma grubu oldu. Bodrumlular Bodrum'a sahip çıkıyor adı altında başlatılan imza kampanyasının 15 Mayıs'ta son bulduğu bilgisini veren Olgaç açıklamalarına şöyle devam etti. Bu masalarda ve dolaşarak elden ele toplanan ıslak imzalarımızın sayısı 19.016'dır. Ayrıca elektronik ortamda toplanan imzalarımız da 14.941 adet. Yanı sıra aşağıda ismini gördüğünüz 44 kurum ve 5 parti ismini okumayacağım, merak etmeyin. İlçe örgütte metnimizi imzalamıştır. Bir tanesi hariç mecliste yer alan tüm partilerin burada imzası vardır. Şimdi 33.957 kişinin bu kurum ve kuruluşların görüşlerini önemsenmeyecek bir konumudur. Buna Ortakent'te külliye, Mumcular'da TOKİ yapmak isteyen, izin verenler düşünecek ve karar verecektir. İmza kampanyasında aktif görev alan yurttaşlardan Demet Köklükaya ise söz alarak basın açıklamasını, Bodrum dünyanın ortak, kültürel, tarihi ve doğal değerleridir ve öyle kalmalıdır ifadeleriyle devam ederek şunları söyledi. Bodrumlular Bodrum'a sahip çıkıyor. Bodrum kimsenin tapulu malı değildir. Bu topraklarda yaşayan herkesin söz hakkı vardır. Mera alanlarına ve verimli tarım topraklarına toplu konut inşaatları istemiyoruz. Orman alanlarına yeni turizm tahsis alanları istemiyoruz. Denizin kıyı kenar çizgisini değiştirecek yatırımlar istemiyoruz. Hazine arazilerine külliye istemiyoruz dedik. Bu yerler havamız, suyumuz, gıdamızdır. Bu yerler bizlerin tüm canlılar ile birlikte yaşam alanlarımızdır. Doğayı ve doğal varlıklarımızı rahat bırakalım. Merkezi yönetimden doğru yerler ve doğru ölçekler saptanana kadar bu projelerden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Daha sonra basın açıklamasının okunmasına Yaman Olgaç tarafından devam edildi. Olgaç açıklamalarına şöyle devam etti. Daha fazla geç kalmadan, geri dönülmez kalıcı tahribatlar büyümeden, Bodrum'u devam ettirecek nitelikleri tehlikeye atmadan mutlak önlemler alınmalıdır. Kanun koyucu örnek davranış göstererek bu yönde çaba göstermeli, yasaları gözden geçirmeli, koruyucu olmalıdır. Ortakent Yaşide Dini Tesis alanında başlatılan hafiye çalışmalarının daha ağır ve kalıcı tahribata yol açmaması için Şehir Planlamacılar Odası'nın açtığı davaya imzalarla birlikte dahil olarak acilen yürütmenin durdurulması kararı talep ettiklerini kaydeden Olgaç açıklamasını şöyle tamamladı. Bodrum'da aslında Mayıs ayında başlaması gereken inşaat yasağı her zamanki gibi bürokratik süreçlerin tamamlanmaması belki de özellikle geciktirilmesi nedeniyle hala başlamamıştır. Bu boşluktan yararlanarak sürdürülen çalışmalara, projeden vazgeçilene, inşaat yasağı çıkana veya mahkeme kararı verilene kadar özellikle mülki amirin ve yerel yöneticilerin engel olması gerekmektedir. Bodrum Müftülüğü ile görüşerek diyalog yollarını aradık. Şimdi de Muğla Valiliği ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile görüşeceğiz. Olmadı Ankara'ya bakanlığa kadar gideceğiz. Bodrum Kent Konseyi olarak Bodrum'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimiz de bitmedi, devam ediyor, edecek. Bodrum Kent Konseyi 28 Mayıs'ta Bodrumlu sanatçıların belediye meydanında Bodrumlular Bodrum'a sahip çıkıyor konseptli yelken ve tuvalleriyle bir performans sergileyeceklerinin de duyurusunu yaptı.